Evet, herkese merhabalar. Tarot'un kraliçesi Makbuş ablanın kanalına hepiniz hoş geldiniz. Evet sevgili arkadaşlarım, izleyenlerim ve danışanlarım, yepyeni bir haftaya daha merhaba demek üzereyiz. Evet, 9 Kasım, 15 Kasım haftası şöyle bir genel anlamda, özellikle ilişkilere tabii daha ziyade odaklı, artık biliyorsunuz genel anlamda ilişkiye daha önem vererek şöyle güzel bir hafta olmasını dileyerek bakalım bu hafta neler yaşayacakmışız diyorum. Şöyle güzel tüslülerimi yaktım. Şöyle güzel bir ambiyans hazırladım yeni haftaya özgü. Bakalım bakalım arkadaşlar. 9 Kasım, 15 Kasım haftasında, yani 9 Kasım ile 15 Kasım aralığında bizleri neler bekliyormuş sorusuna şöyle benim özel melek kartlarım nasıl cevap verecekmiş? Bütünün en yüksek hayrına şifa olması dileğimle kartlarımı sizlerin adına niyetliyorum. Ve keserek hemen şöyle bir rezone olmanız ve odaklanmanız adına sizlerle kartlarımı şöyle bir baş başa bırakıyorum arkadaşlar. Evet, şöyle bir. Sizler her zaman olduğu gibi öncelikle kendinizi, sonra eğer aklınızda herhangi birisi varsa onu niyetleyebilirsiniz. Eğer hiç kimse yok ise sadece kendinize odaklanabilirsiniz. Bakalım bakalım 9 Kasım haftasında sizleri genel anlamda neler bekliyor? Özellikle ilişkiler adına, ilişkide olduğunuz kişi ya da aklınızdaki kişiyle de şöyle bir genel anlamda neler yaşayacaksınız sorusuna cevap arayalım hep birlikte. Evet arkadaşlar, siz rezone olurken ben hemen bu haftayla ilgili ufak açıklamalarda bulunayım. Öncelikle bildiğiniz üzere 10 Kasım Ulu Önder Atatürk'ümüzün ölüm yıl dönümü. Kendisine rahmet diliyorum. Mekanı cennet olsun, nurlar içinde yatsın. Çok güzel bir ülke, çok güzel bir cumhuriyet bıraktı bizlere. Allah bize ömür verdiği sürece Türkiye Cumhuriyeti ilelebet payidar kalacaktır. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüze çok şey borçluyuz. O yüzden de onu sevgi ve saygıyla anıyorum arkadaşlar. Onun haricinde astrolojik bilgi olarak 15 Kasım sabahı saat 08:07'de Akrep Burcu'nda bir yeni ay var ki çekim gücü çok yüksek bir yeni ay ve bu yüzden dolayı da süper yeni ay olarak adlandırılıyor. 15 Kasım'dan sonraki hafta içinde zaten onun etkileriyle ilgili konuşacağız arkadaşlar diyerek hemen bakalım şimdi 9 Kasım haftasında bizleri genel anlamda neler neler bekliyormuş sorusuna kartlarımdan cevapları isteyelim. Aşk, iş, aile, kariyer, işte arkadaş çevreniz, ne var ne yoksa bakalım bu hafta içerisinde neler olacakmış ve bu haftanın da son derece gökyüzü hareketlerine göre hareketli bir hafta olacağı mesajını zaten alıyoruz. İlişkiler anlamında da özellikle. Bakın zaten kartları bile alırken ne kadar böyle bir karman çorman geliyor ki öyle böyle değil. Bakalım herkes için hayırlısı olsun. Bütünün en yüksek hayrına her zaman dediğimiz gibi şifa olsun. Evet, sanırım yeterli. Şöyle bir kartları alıyorum. Ve yine her zaman olduğu gibi şöyle güzel enerjilerimizi veriyoruz. Bakalım bakalım. Bakın ilişkiye odaklı olduğu için ilk etapta gelen kart zaten, bakın ilişki derken bakar mısınız? Aşk. Evet, aşk kartımız geldiyse zaten inşallah güzel şeyler de duyacağız diye umut ediyorum. Ben de sizlerle beraber bir de şöyle enteresan bir şey paylaşmak istiyorum arkadaşlar sizinle. Geçen haftaki özellikle çok şaşıracağınız, şok olacağınız olaylar yaşayacaksınız ya da duyacaksınız dediğim konuda çok samimi söylüyorum. Öncelikle kendim yaşadım.
öncelikle kendim yaşadım. Çok samimi söylüyorum. Hani sizlerle birlikte ben de hani o haftayla ilgili kendimi bir şekilde öngörülerime bağlı tedbirler almaya çalışıyorum. Ama tabii ki çoğunu inanın ben de yaşıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi bazı şeyler tabii elde olmuyor. Siz ne kadar tedbir alırsanız alın, bir şeyler yaşanacaksa yaşanıyor. Evet arkadaşlar, hemen ilişki odaklı başlayayım. Bir kere bu hafta ilişkiler anlamında kafanızda son derece ikilemlerde kalacağınız ve kendinizi zaman zaman bıçak sırtı durumlar içerisinde hissedeceğiniz bir hafta olacak. Bir tarafınız bir dünya, bir tarafınız başka bir dünya ve sürekli aklınızda, kalbinizde muhakeme yapacaksınız arkadaşlar. Bunun haricinde eğer ki yine ilişkilerle bağlantılı bir realde bir mahkeme söz konusu ise, yani gerçek anlamda bir mahkeme söz konusu ise, bu mahkemede de artık bir sonuca gidileceğini net bir şekilde söyleyebilirim. Kafalar çok karışık olacak. Özellikle kulağınıza gelecek dedikodular, konuşmalar ya da size yapılan söylemler ya da davranışlar öngörülerinizi kaybettirebilir. Ne yapacağınızı bilemez hale gelebilirsiniz. Kararsızlıklar yaşayabilirsiniz. Özellikle ilişkilerinizle bağlantılı bakın. Lütfen gerçekten ilişkinize düşmanlık besleyen, ilişkinizi onaylamayan ya da ilişkilerinizde özellikle sizin bitirmeniz adına size çok böyle nasıl söyleyeyim, empoze edecek kişi ya da kişilere dikkat edin. Bakın burada tamamen özellikle bu hafta ilişkilerde sizin vereceğiniz kararlar çok önemli olacak arkadaşlar. Çünkü gerçekten evet, karşınızdaki hani diyeceksiniz gene geldi yetersiz bakiye, ama şöyle göstereyim, maalesef gene hemen karşımızda bizim bu yetersiz bakiye, ki sizin gözünüzün önünde seçtim kartları, görüyorsunuz ve yani ayırt etmeme imkan yok. Hani eski kartlarda bile zaten bilmiyorum ki, bunlarda hiç anlaşılmıyor. Yani gerçekten hemen mesaj olarak da geldi, görüyorsunuz. O yüzden dolayı da hani size yetersiz gelebilir. Evet, ilişkinizde ben ne kadar fedakarlık yapsam da, vefakarlık yapsam da evet karşını göremiyorum. Üzülerek o kadar dürüst davranmama rağmen karşımdaki kişi sürekli bana kayıplar yaşatıyor. Sürekli beni zarara sokuyor, ama maddi ama manevi beni üzüyor deseniz de bakın. Şimdi bunlar sizin kendi içinizde yaşadıklarınız. Lütfen ve lütfen bu hafta özellikle dış etkenlerden gelecek söylemlere, konuşmalara kulaklarınızı kapatın. Yani kendi kararınızı kendiniz verin, ki bakın şimdi ölüm kartı burada, biliyorsunuz ki Akrep Burcu'nun kartıdır, ki zaten başlarken söylemiştim 15 Kasım'da. Akrep Burcu'ndaki yeni, süper yeni ayı üstelik yaşayacağız Allah izin verirse inşallah, hepimizin de hayrına olsun. Ki Akrep Burcu her zaman, ki bu kart da aynı şekilde ölüm kartı, yeniden doğuşu, yeniden başlangıcı, bir hayatın bitip bir hayatın başlayacağını burada bize haber verir. Bu yüzden dolayı da şimdi burada sizin ilişkinizle vereceğiniz karar çok önemli arkadaşlar. Yani ya tamam ya devam diyorsunuz artık kesin bir şekilde. Bakın burada sizi yoran, bezen, bıktıran, artık elinizi kolunuzu bağlayan olaylar sizde artık bitirme noktasına getirmiş. O kadar bitirme noktasındasınız ki, ama bu bitiş sizin için yıkım olacak korkusu da yaşıyorsunuz. Yani nasıl söyleyeyim, aşağı tükürsem sakal, yukarı tükürsem bıyık gibi. Yani gitmek mi zor, kalmak mı zor? İkileminin içinde olduğunuzu söyleyebilirim. Ki burada zaten gelen ciddi bir konuşma, özellikle partnerinizle yapacağınız, yani aklınızdaki kişiyle. Artık burada aklınızdaki kişi kime niyetlediyseniz o olabilir. Eşiniz, eski eşiniz, ex partneriniz, yasak ilişkiniz, platoniğiniz,
artık belki kızınız, oğlunuz, neyse yani illa hani aşk ilişki de demiyorum ben burada. Önemli olan niyet ve sizin hayatınızdaki senaryoya göre almanız ve her zaman dediğim gibi arkadaşlar kolektif bir açılım, genele bir açılım. O yüzden siz size ait olan kısmı alın burada. Bakın şimdi bu kişiyle bağlantılı artık eliniz kolunuz bağlı, çaresiz kalmışsınız. Son noktadasınız, uzatmaları oynuyorsunuz öyle diyeyim ve bu konuşmayı da yapacaksınız. Yalnız bir daha söylüyorum arkadaşlar, bakın sizin etrafınızda bu ilişkiyi onaylamayan, bu ilişkiyi tasvip etmeyen ve bu ilişkiyi bitirmeniz adına sizin sürekli kafanızı karıştıran, size kin, nefret, öfke ya da düşmanlık besleyen biri ya da birileri mevcut da var. Şimdi burada aşk kartının gelmesi, şu aşk kartını keyifle göstermek istiyorum. Çünkü aşk gerçekten önemli. Ne olursa olsun insanları gerçekten ayakta tutan yüreğidir, sevgisidir. Ben her zaman Instagram'daki paylaşımlarımda da diyorum, siz her zaman doğru durun, dik durun, eğri belasını bulur ve sevgiden yana olun. İnanın bir gün sevgi gerçekten, gerçekten sevgi kazanır inancında olan bir insanım. Bu yüzden dolayı da artık bir konuşma yapacaksınız. Çünkü artık gerçekten yorulmuşsunuz, bıkmışsınız. Ama ve lakin biraz da karşı tarafın zor durumda kaldığı ya da zorluk yaşadığı bazı konular var arkadaşlar. Bu yüzden dolayı da ay çok enteresan, tamamen ilişki geldi bu hafta, bakar mısınız? Yani hani ben bunun haricinde işle ilgili falan da bilgi veriyordum ama şu an işe dair hiçbir şey yok ortada. Sadece burada gelen biraz böyle sakarlıklara dikkat edin mesajı. Bir de doğruluğunuzdan ve dürüstlüğünüzden asla taviz vermeyin bu hafta. Ne görüyorsanız onu söyleyin. Yani fikrinizi açık ve seçik bir şekilde beyan edin. Çünkü doğruluğunuz ve dürüstlüğünüz size bir ödül, size bir mükafat olarak geri gelecek. Bundan emin olabilirsiniz. Ve çok güçlü olmanız gereken bir hafta ve güçleneceğiniz de bir hafta. Ama maddi, ama manevi anlamda. Ama ve lakin dediğim gibi diğer konular neredeyse tamamen ilişki odaklı. Ve az önce söylediğimi tekrar ediyorum. Partnerinize ya da aklınızdaki kişiye lütfen karşı tarafta da zor durumda kaldığı, zorluk yaşadığı konular hakkında çok da fazla üzerine gitmemeniz sizin adınıza sağlıklı olur. Zira bakın kavga ve münakaşalar da geliyor burada. Ki bunun haricinde bu arada saçlarım da uçtu üzerine. Evet, şimdi kavga ve münakaşalar var. Arkadaşlar lütfen özellikle aklınızdaki kişinin yaşadığı kendi sorunlarıyla bağlantılı zaten yeteri kadar sıkıntıların mevcutta olduğunu görüyorum burada. Sizin de onun üzerine gitmeniz tamamen dengeleri bozmakta birebir olur. Yani zaten bir karar aşamasındasınız. Burada tam böyle bir şeyleri yoluna koyayım, haline koyayım, hale yola girsin derken tamamen alt üst de edebilirsiniz arkadaşlar. Ve yine bu hafta özellikle edeceğiniz dualar, bakın iyi niyetle ve gerçekten yürekten isteyerek, işte kendi dilinizde, dininizde, artık düşüncenizde ne şekilde diliyorsanız, istiyorsanız, dileklerinizi, taleplerinizi, ki bu da benim çok sevdiğim bir sözdür. Dalabet kulum ben vereceğim der Rabbim Mevlam. O yüzden talep edin, dileyin, isteyin, dua edin. Bakın bu hafta demek ki dua ve meditasyon enerjisinin çok yüksek olduğu da bir hafta olduğunu veriyorlar burada. Özellikle kendinizi maddi manevi verimsiz hissettiğiniz, böyle tutunduğum bütün dallar kurudu artık, hareket edemeyecek bir haldeyim dediğiniz konularla ilgili gerçekten dileyip istediğinizde Rabbimin izniyle inşallah Rabbim ol der olur. Ki o darlantılardan, bunaltılardan çıkacağınızı net bir şekilde söyleyebilirim. Yine bu hafta içerisinde biraz dengenizde ve düzeninizde bir bozukluk ya da bir değişim yaşayabilirsiniz. Bir işle ilgili olabilir. Yine ilişkinizle ilgili olabilir.
Belki de uzun süredir görüşmediyseniz görüşebilirsiniz, karşılaşabilirsiniz yine. Çünkü dediğim gibi aşk kartı burada çok önemli bir kart. Hala aranızda güçlü bir bağın olduğunu veriyor. Özellikle yakın geçmiş haftalarda döktüğünüz gözyaşları ya da üzüntülerin bu hafta enteresan bir şekilde artık biteceğini, bu enteresanlığın da işte dediğim gibi ani bir karşılaşma, mesaj atma, yazışma ya da görüşme gibi ya da iletişim gibi bir olaydan sonra ya da sizin artık tamamen netleşip tamam artık ben bitirdim deyip bir rahatlamanız da olabilir. Tabii her ne kadar rahatlarsanız bilemem. Yani bir özellikle ilişkilerde bir rahatlama çok mevcut da yine hayatınızdaki insanın özellikle sadakatsizliğinden şüphe ediyorsanız ki bu sadakatsizlikle bağlantılı da bir ayrılık yaşamış iseniz ya da siz artık bitirme niyetindeyseniz yine aklınızdaki kişinin bir şekilde sizi ikna etmeye çalışıp bu yıkımdan geri çevirme çabaları olacağını söyleyebilirim arkadaşlar. Genel anlamda bu hafta demek ki ilişkilerde bayağı bir action var, yani bir hareketlenme söz konusu. Hadi bakalım bütünün en yüksek hayrına olsun inşallah diyorum. Evet arkadaşlar, bugünlük de benden bu kadar. Şimdi bir de bu haftanın şöyle bir olumlamasını alayım istiyorum. Bakalım bu hafta 9 Kasım haftasında şöyle bir olumlama mesajı vermek istiyorum. Bu haftanın olumlaması neymiş? Şöyle bir çekelim bakalım. Evet. Evet. Şimdi burada demek ki aileyle de bağlantılı, bakın. Aile dizimi diye bir durum söz konusu, biliyorsunuz. Aileden gelen bazı sıkıntılarınız mevcut da olabilir. Geçmişten gelen, geçmiş yaşam şifalandırması da gerekiyor olabilir. Özellikle bu hafta içerisinde şöyle söyleyeyim, annelerle bağlantılı ya da annelerle ilgili geçmiş yaşamdan gelen sıkıntılarınız var ise ona ait bir olumlama geldi. Çok enteresan bir şekilde hemen onu da dile getirmek istiyorum. Anne, seni affediyorum. Anne, seni sevgiyle olduğun gibi kabul ediyorum. Anne, seni seviyorum. Her neredeysen mutlu ol. Ben de mutlu olmayı seçiyorum. Evet arkadaşlar, bu haftanın olumlaması bu. Şimdi bu olumlamayı okuyunca aklıma bir şey geldi. Hemen bunu da sizinle paylaşmak istiyorum. Geçmiş yaşam şifalandırmasında özellikle kendi kadın atalarınızdan gelen, ister eril enerji olun, ister dişil enerji olun, kendi kadın atalarınızdan, ama eril enerjilerde bu tabii biraz daha anne baba olarak hani şey paylaşabilirim, ama özellikle dişil enerjiler, dişil kadın kolektifim, kendi atalarınızdan, kadın atalarınızdan gelen maalesef onların yaşadığı üzüntüleri, kederi, sıkıntıları sizler de bir şekilde kendi hayatınıza taşıyorsunuz ya da onların benzeri ilişkileri yaşıyorsunuz. Bunların da tedavisi için ya da bunlardan bir şekilde arınabilmeniz için de demek ki böyle bir olumlama gerekiyormuş ki bu geldi arkadaşlar. Evet, güzeldi. Bakalım inşallah hepiniz için sağlık, huzur, mutluluk, aşk, para, bereket dolu bir hafta olmasını diliyorum. Bugünlük de beni izlediğiniz için, kanalıma abone olup güzel mesajlar ve yorumlar yaptığınız için, her birinizin ayrı ayrı o güzel sevgi dolu kocaman kalplerinden öpüyorum. Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın, sevgiyle kalın, hoşça kalın.